Herkese merhaba, hoş geldiniz. Net Offsite'a başlıyoruz Ali Naci Küçük'le birlikte. Haftayı konuşacağız. Bu arada haftayı konuşurken herhalde başlangıçta şunu söylemekte fayda var. E, hafta sonu oynanacak olan 4 e, lig maçı ertelendi. Türk takımlarının Avrupa Kupalarında daha rahat oynayabilmeleri açısından. Dolayısıyla gelecek hafta Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları sahaya çıkmayacaklar. Ve Avrupa sınavları için bir derin oh çekmiş olmaları ihtimali çok yüksek. Tabii şimdi biz bugün biraz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuşacağız. Bana kalırsa kişisel kanaatim haftanın hadisesi Beşiktaş. Çok tuhaf bir durum var ortada. Ezeli rakipleri büyük harcamalar yaparken, çok büyük kontrolsüz harcamalar yaparken Beşiktaş olduğu yerde duruyor. Bunun bir parça parayla alakası olmadığına inanmaya başladım, başka şeyler olduğunu düşünmeye başladım. Ya e, ülkenin ekonomik gerçekleri doğrultusunda spor ekonomisinin ekonomik gerçekleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Diğer iki takım başka e, risklerin içerisindeler birbirleriyle girdiği yarışlardan veya da e, yapabilecekleri bu kadar fazlasını ortaya koyamıyorlar. E, bir tarafta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sponsorlarından bahsediliyor desteklerden, bir tarafta hiç gelmeyen destekten bahsediliyor. Hiç kimseden bir destek yok. Nevzat Demir ve e, Yıldırım Demir'in özellikle Taliskan'ın veya Ramos'un olası maaşlarına sponsor olacakları haberini duyduk. Ona rağmen kulüp açıklama yaptı. Biz dedi herhangi bir şekilde <laughs> Talisca ve Ramos'la ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş e, hesabı kapatmış gibi gözüküyor. Ama gör, görünen o ki bu şekilde pendik maçı performansıyla da. Şampiyonluğun güçlü adayı olamaz. E, lig üçüncülüğünü kovalar gibi gözüküyor. Beşiktaşları üzecek bir cümle bu ama tabii futbol bu hiç belli olmaz. Yani e, yıllar önce 8 maçta 8 galibiyetle başlayan Fenerbahçe-Galatasaray o sene şampiyonluğu Bursa'ya kaptırmışlardı. Futbol çok uzun, devre arası transferleri her şeyi değiştirebilir. E, bir sürü şeyler var. Ben Beşiktaş'ın çok, Beşiktaş üzerinden tutayım, Türk futbolunun konuşulması gerektiği kanaatindeyim. E, o konuyu konuşuruz tabii ki en taze en son maç Fenerbahçe maçı. Onun üzerinden başlayabiliriz veya Galatasaray üzerinden başlayabiliriz. Ee, Ali Naci Galatasaray ile ilgili özel bölümler de yapıyor spor arenada. Orada da takip edebiliyorsunuz tabii ki ee, son durumu diyelim. Ne diyorsun ikinci haftaya? Yani çok çok olay var. Hepsine teker teker girelim de istiyorum. Hakemler meselesi. Valla yani inşallah bu hakemler meselesi Geçen sezonun son haftalarına dönmez. Yani Galatasaray maçında hakem hatası oluyor. Fenerbahçe açıklama yapıyor. E, tam tersinde Galatasaray açıklama yapıyor. Yani herkes rakibinin karşılaşmasını izleyip hakem hatasında devreye gidiyor, giriyordu. Dilerim bu sene bunu yaşamayız artık. Yani bu hakemlerle bu lig gidecek, devam edecek. Hatalarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla. Ama bu şekilde her kulüp anlık reaksiyon verip, işte Galatasaray kullanıyor, Fenerbahçe kullanıyor, Beşiktaş kullanıyor derse tamamıyla Türkiye kaos ligi bizi bekliyor yani. Uzaktan hep kaos ligi. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Ya umarım e, bu döngü sona erer ve herkes sahada mücadelesini vermeye çalışır. Kavgayı bırakır. E, yani Fenerbahçe gayet iyi. Galatasaray giderek istediği tempoyu yakalamaya başladı. Beşiktaş'ın açıkçası ne yaptığını ben anlayamıyorum. Kimse Beşiktaş... Şenol Güneş iyi ki var. Sadece Beşiktaş bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta hiç kimse doğru cümleyi bulamıyor. Sadece iki Şenol Güneş vardır diyordur bence Beşiktaş. yani Güneş de bir yere kadar. Zayıf bir teknik adam olsaydı, Valerian İsmail gibi bir teknik adam olsaydı zaten hani derler ya dükkanı kapat, kepeğin <laughs> indir, git. Teknik direktör Talişka diyor, görüşlük görüntülü diyor, buraya gelmek istiyor diyor bütün camia taraftar bekliyor. Görüşmeler başladı diye haberler düşüyor. Beşiktaş tak anında yalanlıyor. Herhangi bir temasımız yok diyor. Ya zaten Talişka e, gerçekleştirmesi zor bir rüya ve hayal. Çünkü bu rüyanın hayalin peşinden geçen yıl Galatasaray'da koştu. Hala düşündü ama çok net bir şekilde zaten Talişka paraya önem veren biri. Parayı önem veren bir futbolcu. 10 milyon euroya gitti oraya. Ve onun düşük altında bir maaşa gelmek istemedi Türkiye'ye. Bunu gerçekleştirme ihtimaliniz yok ise neden Beşiktaşlılara bir hayal kurduruyorsunuz? Daha sonra siz kendiniz tepki görüyorsunuz. O tamamıyla tepkiye dönüşüyor ve yönetim istifa tezahüratları yükseliyor her maçta. Ya bu şekilde olması Şenol Güneş'e de, takıma da zarar veriyor. Ben kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Bence <laughs> e, şampiyonluk yarışında olabilir ama şöyle bir durum var. İşte dua edeceksin. Abu Bakar sezon boyunca hiçbir sakatlık yaşamayacak. Getson hiçbir maçı kaçırmayacak. Rashid çok iyi oynayacak. Chamberlain e, Premier Lig'de prime dönemlerindeki performans sergileyecek. Başka çaren yok çünkü... Kulübende neredeyse çok iyi alternatif oyuncuların yok ve sen bu takım bu şekilde gider nasıl olsa Şenol Güneş herhalde yapar becerir mantığındasın. ya da benim şampiyonluk hedefim yok ve para harcamama da gerek yok diyorsun ama bu şekilde hareket ettiğin zaman da o taraftar kafayı takarsa da koltukta tutmaz ne yazık ki tutmaz ya bilmiyorum doğru mu yanlış mı taraftar doğru mı? her gün her sabah kalkıp başka bir yorum yapıyorum ben mesela. Ee, onana'yı niye aldığınız sorusu bence en kritik soru. Yani Onana yok abi. Yani oraya 4.2 milyonu, 4.3 milyonu niye verdiniz sorusu havada kalan bir soru. Geçen sene şeyi niye aldın abi? Şimdi alakasız ama neydi Emrecan? Kaç paraydı ya? 2.5 milyon euro mu? Evet. Madem bu kadar Beşiktaş'ın geleceğini düşünüyorsunuz, pintisiniz bu konuda. Evet, mali gerçeklerle hareket ediyorsunuz. Ya 2,5 milyon euroyu Emrecan'a. Dediğin gibi dört buçuk milyon euroyu Onanaya niye verdiniz abi? Ne oluyor? Yani onana ya Onanaya şöyle baktığınız zaman yani kiralık olarak bir takım ya yani Muscron'da oynamış, işte Bordo'da oynamış. Sonra işte yani bir şey değil yani. Fransa'da bir oyuncu bu yaşa kadar eğer e, bir şey göstermediyse, kendine dair kafayı göstermediyse bir yere gitmez. Fransa eğitici bir lig. Yani Kamerun'dan Fransa'ya gelmiş. Sonra buraya gelmiş. Hiçbir numarası yok konanın. Yani sahada bir şey yaptığını görmedim ben. Ha sonradan acayip patlar parlar büyük yatırım yapılmış olur sanmıyorum. Öyle bir öyle bir resim vermedi. Yine insaflı davranıp zamanı bırakmak lazım. Ee, önce en çok ihtiyacın olan noktaya oyuncu alacaksın. Sol stoper 10 numara. E, stoperin yok var da yok. Yine Necip oynuyor. Bırak Necip oynasın o zaman. Stoperi ilan edin Necip'i. Yani. Sol. Cenk'le sözleşmeyi bitirin ya. Şimdi onu da bilmiyorum açıkçası. Salih'i de bilmiyorum. Yani içerideki oyuncular mutsuz. E, mutsuz olmaz mı? Sözleşmen belli değil senin. Yok. Aldığın oyuncu Onana Amarti hiçbir numarası yok. Yine Amir taşıyor bütün takımın yükünü. Jetson sıra dışı belli ki ben burada top oynayayım ritmimi kaybetmeyeyim bu araziye uyumayayım, fark yaratayım, sonra daha iyi bir takıma gideyim derdinde. Ya kendi ekmeğinin peşinde. Ya bu şartlar altında gidecek bir yer yok. Ama işin garip tarafı çıkıp konuşursun kardeşim. 1980'li yıllardan bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın federasyonla problemi vardı şimdi olduğu gibi. Ciddi problemi vardı. Hakemlerle problemi vardı. Ekonomik olarak zayıf bir durumdaydı. Hamdi Serpil Tüzün diye bir adam vardı. O zaman genç takımların maçları oynanıyordu esas maçlardan önce. Oyuncular, o genç çocuklar, Rıza'lar, Kenan'lar, Büyük Haluklar, Küçük Haluklar, Fikretler sıraya girerlerdi ve hocanın ağzından naklediyorum bunu. E, tribünler şarkı söylerdi. Yani isimleri telaffuz ederek. Başta şu hakem, sonra federasyon, aldırma kartal aldırma diye. Bakın bunları susturacak olan sizsiniz derdi Hamdi Serpil Tüz'ün o felsefe geldi çatır 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 büyüdü şampiyon oldu ve Beşiktaş bir dönüşüm yaşadı. Beşiktaş kulübü olarak diyeceksiniz ki bizim paramız yok. Ekonomik olarak da geleceği doğru görmüyoruz. Bu şartlar altında bu paralara giremeyiz. Biz elimizdeki genç yeteneklerle oyuncularımızla oynayabildiğimiz yere kadar bu seneyi geçiş yılı ilan ediyoruz diyeceksiniz. Delikanlı gibi çıkıp konuşacaksınız bunu ve yürüyeceksiniz. Fikret Orman döneminde ne vardı? Feda dönemi vardı alay ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. Ne oldu? Feda'nın ilk Dev senesine ben sana döneyim. Devamı şampiyon. Veli Olcay Tanju. Galatasaray'da da acayip yıldızlar vardı. Maç berabere bitti yine 3-3 bitti. Veli süper top oynadı. Türk medyasından biri çıkıp da ya bu Veli ne adammış demedi. Eee, Veli dediler. Bir medyayı da kontrol edecek. Kontrol edeceksin derken yönetmek değil. Ya günlerde yönetiliyor medya. Yönetiliyor bir şekilde fonlanıyor, yönetiliyor. Eyvallah sosyal medya varsa her türlü oyun yapılabilir. Yani bir yöntem vereceksin. Yani Fikret Orman başkan oldu dedi ki gazetecileri topladı. Öyle bir geleneği vardı Beşiktaş'ın. Dedi ki biz Fenerbahçe Galatasaray'la mücadele edemeyiz. Stadyumumuz yok dedi. Stadyumu yaptıktan sonra mücadeleye gireceğiz. Oldu da. Sonra dediler ki o stadyum 3'e değil 5'e yaptılar. Dediler ki devlet yaptı sen yapmadın. Orada çimento fazla burada çimento var. Kulüp siyaseti bitirdi zaten iş. Sonra ne oldu? <laughs> stadyum gelirlerini ve vizyonu ortaya koydu ve bir yere taşıdı Beşiktaş. 2 yıl üste şampiyon oldu Beşiktaş. Çıkıp değil yok paramız. Yok. Ama başka bir şey var. Benim çözemediğim başka bir şey var. Yani elleri kolları bağlanmış kalıyorlar. Ya İstanbul'un en iyi reklam bölgesine sponsor alınmaz mı? Cenk'le sözleşme yok. Salih'le sözleşme yok. Ona ana diye bir oyuncu alınmış. Amartiyi kimse anlamış değil. On numaran yok. Sol kanadın yok. Stoperin yok. Tribünlerinin yarısı boştu. Fiyatlar çok yüksek. Yıldız getiremiyorsun. Hiçbir açıklama yok. Federasyona mektup yazıyorsun. Bu şartlar altında kongre rüzgarları esiyor Beşiktaş için. Ya bu markayı doğru yönetebilmen lazım. Ve Beşiktaş zayıf gözüküyor. Zayıf gözüküyor. Yönetemiyorsun onu da. Yani Erden Timur ne yapıyor? Çalışıyor. Sürekli gidiyor geliyor. Ya Fatih Demirel eski gazeteci Kaan kazandırdı Galatasaray'a. Bugün Beşiktaş'ta banko oynar. Büyük yara sarar. Neydi? Kerem Demirbay'ı kazandı. Demirbay. Şimdi Borussia Dortmund'un altyapısından Gökdeniz Gürpüz geldi. Muhtemelen yine Fatih. Çalışıyor. Tabii tabii. Bu ee, şey var. Cenk Ergun var efsane bir adamdır Galatasaray'ların içerisinde. O orada çok işe karışmıyor gördüğüm kadarıyla ama sistemin içerisinde yine. Ayhan Akman. Ayhan Akman var sistemin içerisinde. O da var. E, Dursun Bey var. Benim tanımadığım bazı insanlar da olabilir. Büyük bir yönetim var. E, bakarsın çalışanlarda şöyle bir ya acayip bir çalışma var burada dersin. Bir oynuyorsan üç oynarsın. Fenerbahçe'de Selahattin Baki gidiyor geliyor. Yanında Okan Özkan var. İşte Burak Çalhan var. Bilmiyorum çok kalabalık olarak. E, Ali Koç var. Büyük bir şey de orada var. ekip Bakıyorsun Beşiktaş'ta hiç kimse yok. Emre Koca daha gitti geldi. Tarkan Ser uçağını verdi geldi. Duyduğum haberler. Ahmet Bey hiç yok ortada. Oyuncular da der ki abi biz boşuna çalışıyoruz ya. Yani ne yapacağız ki? İnsan psikoloji. Ben olsam öyle derim. Cenk. Ya dünya kadar gole Türkiye Beşiktaş tarihinin en önemli oyuncularından birisi. Skor katkısı açısından. Sözleşmesi yok. E bari içerideki durumu toparlayın. Çok para verin. Hadi koçum aslanım deyin. Primleri iki katına çıkarın. Futbolcu primi oynar. Bu şekilde ilerleyin. Bir gariplik var bu işin içerisinde. Sponsor alamıyorsun. Dolayısıyla en bilinmeyen, en çok bilinmeyen denklem Beşiktaş. Kimse hiçbir şey anlamıyor. Ben sadece şuna inanmak istiyorum. Ülkenin ekonomik şartlarıyla bu sistem dönmez. O yüzden biz burada duruyoruz. Buna çok saygı duyarım çıkıp konuşurlarsa. Genç takımla çıkacağız, genç oyuncularla oynayacağız. Geçmişin fikretleri, küçük alukları, rızaları gibi bir kadroyla geleceğin takımını kuracağız. Eyvallah. Bu da yok. Hiçbir şey yok. Sessizlik. Çıt çıkmıyor. Dolayısıyla bence günün haftanın olayı Beşiktaş'ın tribünlerinin boş kalması, taraftar motivasyonu kaybetmiş olması. Şey pozisyonuna gelince dışarıdan geldi, içeriden geldi pozisyonuna. Bence dışarıdan gelme falan yok. Ama şu garip. Fenerbahçe ve Galatasaraylılar ağırlıklı olarak onun dışarıdan geldiğini ispat etme çabasındalar. Tersi olsaydı da hayır içerideydi olacaktı. Yani sosyal medyada takımcılık kavgası var. Oraya getirmemesi lazım Beşiktaş'ın işi. Pendik karşısında ilk yarıda 3-0 yapması lazım. Tabii Beşiktaş. canım. Farklı kazanır diyordu herkes. Ha. Yani bunu yapmaması gerekiyor. Ve Pendik geçen hafta Hatay'a 5 tane yedi. Ligin en zayıf takımlarından bir sonra bakmayın. Beşiktaş'ın zayıflığı bu. Ha o gole kalıyorsa maç, galibiyet <laughs> o gole kalıyorsa zayıf. Evet. Bu yani. oraya getirmemesi lazım. Ha, bana kalırsa da topun içer dışarı hikayesi yok. Yani orada bir hakem bu açıdan bakıp bu açıdan bakıp 60-70 metre öteden öteki de o açıdan bakıp topun çizgiyi net bir şekilde herkesin göreceği şekilde geçtiğini ispat edebilecek emin olabilecek bir karar vermesi lazım. Öyle bir şey yok. Süzülerek gidiyor. Yani eyvallah. 2-0 olsa ne fark eder? Ortada oyun yok. Ortada oyun olsa seyirci gelmemiş. Fiyatlar pahalı. <laughs> Çıkıp konuşmak lazım ya da kongreye gitmek lazım. Ayıp değil bu. Tabii Kongre'ye gidin. Daha güçlü birileri varsa gelsin. Yani Beşiktaşlı iş adamları da sponsor olmuyorlarsa bu işe. Fenerbahçeli iş adamlarının, Galatasaraylı iş adamlarının sponsorluğundan bahsediliyorsa, maharetlerinden bahsediliyorsa, maharet derken şunu söylüyorum. İşte 10 milyona Leicester'a gidiyor, 3 milyona Moruton buraya geliyor. Rakamlar kafada soru işareti yaratıyor. Fenerbahçe'nin verdiği adamlar X bilmem nereye geçmişte gitmişti, o oraya 13'e gidiyor, kafada soru işareti. Birbirlerine böyle dalıyorlar. <laughs> o ayrı. O meseleye girmiyorum. Ama ortada çok tuhaf bir olay var. Yani çok çok tuhaf bir olay var. İnsanın parası olmayabilir. Müesseselerin parası olmayabilir. Sivil toplum örgütlerinin parası olmayabilir ama çıkarsın ve dersin yok. Gücümüz bu kadar, rasyolarımız budur. Gençlerle oynayacağız yok, dersin. Çıkar şey, gençlerle oynarsın. Bu parayla alakalı bir, bir durum değil abi. Yaklaşık yani geçen hafta mı? ondan önceki hafta bunun tartışmasını vermiştik. E ee, iş bence Ahmet Nur de çıktı. Eğer Beşiktaş büyük camia ve kulüp ise bu duruma tepki gösterir. Kongre'ye gider. Ahmet Nur de oradan indirir. Çok net. Galatasaray aynası Ay, bir... yaptığı zamanında Hı. baktı ki tünelin ucunda ışık yok. Evet. Galatasaray yokuş aşağı gidiyor. Burak Elmas'ı değiştirdi. Dursun Özbey'e getirdi. Beşiktaş'ın da bu büyük kulüp reaksiyonunu bence göstermesi lazım. Çünkü hiçbir masada yok. Sponsorluk dediğin gibi yok. E, transfer ya da gelecek adına bir planlama yok. İçerideki takımın huzuru yok. E, nerede var? Belli yani. Bu işin sonu başarısızlık. E, Birçok insanın başkanlığa hazırlandığı konuşuluyordu Beşiktaş'ta. Artık Beşiktaş'ın büyüklerinin bence masaya vurma zamanı geldi. Ve içeride belli bir kaos var. Mesela Ceyhun Kazancı ne oldu? Yani faala, yani resmi olarak görevde mi şu anda kağıt üzerinde? Görevdeymiş. Ne yapıyor peki? Bilmiyorum. Mesela sabah kalktığında ne yapıyor Ceyhun Kazancı ya da kim <laughs> onu dikkate alıyor? Şenol Hoca mı alıyor? Emre Kocada mı alıyor? Ahmet Nur Çebi mi alıyor? Transferin bir numaralı ismi kim? Kimse bilmiyor dediğin gibi. Yani bence Beşiktaş'ta şu anda çok büyük bir sıkıntı var, kaos var, başarısızlık var ya da yol oraya gidiyor. Dediğim gibi neyse ki Şenol Güneş var. Şu an takımın başında. Ey, en büyük şansı o. Ama feda, bence Beşiktaş'ın camiasının artık masaya vurma zamanı diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'ye geçelim evet. diyorum. Feda sezonu ilan edin. Taraftar mutsuz etmeyin. Feda sezonu ilan edin. O zaman beklenti düşük olur. Ege oynasın. Onanadan 5 gömlek daha iyi. Kartal Kayra'yı niye gönderdiniz? Edin Hasici niye gönderdiniz? Genç bir takım kurun. Takır takır top. bu ligde oynar vallahi oynar. Sevgili yönetimi. Yemin ediyorum oynarlar. Takır Berkay var, Berkay var ya. 3-5 maç oynattı. Ben çok beğendim. Ama bir bir, bir, bir şey var yani bir, bir, bir algı yöneten birileri var. Sizi kandırıyorlar. Futboldan anlamayan çok insan oluyor yönetimlerde. Oynar. Genç geliştirir kendini. Oynadıkça bir yere gelir. Feda sezonu ilan edin, feda. Beşiktaş asla bu feda sezonu cümlesinden olumsuz bir elektrik almasın. 80'lerde de telefonunu ödeyemiyordu kulüp. Feda dedi. Fikret Orman geldiğinde de feda dedi. Yine feda değil. Bitti. Aslında yaptığınız son açıklama feda demektir. Ama açıkça söyleyin. izleyici bir görsün sizi, seyirci bir görsün. Feda desin. Biletleri biraz düşürün. insanlar koşsunlar. Başka bir şey değil. En kötü o dönemi yaşayanlara sorun edineyi Garip. Fenerbahçe'ye geçelim evet. Fenerbahçe'nin artık gerçek bir lideri var. Çok iyi takım bence çok iyi takım kuruldu. O çok net. Yani Ali Koç döneminin en prime transfer dönemi. Hani daha önce hikayeden transferin şampiyonu falan ilan ediliyordu Fenerbahçe ya da sezona başlarken favori ilan ediliyordu. Ama ayakları yere basan ve lider oyuncularla oynayan, kaliteli futbolcularla, yıldızlarla artık sahada olan bir Fenerbahçe var. Çok net. Ee, Fenerbahçe adına yılın transferi Tadiştir. Çok açık bir şekilde. Çünkü Fenerbahçe'nin saha içinde belki de kaos ve kriz yaşamasına izin vermeyecek isim Tadiç. Gerçek bir lider. Yani Samsun Spor maçında 1-0 maç gol iptal ediliyor. Takımın düşmesine izin vermiyor. Sakin olun diyor gol iptal edildikten sonra bütün takım arkadaşlarına. Tamam sakin olun. Yani mesela geçen hafta Gaziantep maçı muhtemelen herkesin aklına şu geldi. 2-1 rakip 10 kişi Antep saldırıyor. Eyvah Beşiktaş maçına mı döneceğiz? Ama artık o eski Fenerbahçe yok. Çünkü sağda Tadic var. Sağda Ceko var. Kalite getirdi. Şimanski var. Bu kez. Bu kez kaliteyi getirdi Sayın Ali Koç. Çünkü Bak. Mert Hakan'da kaptanlık bandı. Pardon Ceko'da. Ceko çıkmış. Mert takıyor. Mert çıkarken Tadic'e veriyor. bir kaptanın Ceko, bir kaptanın tadiç Tadic. Çok büyük olay. Marsilyalı ortalıyor. Inter'li kafayı vuruyor. Tabii Manchester da. United'da vuruyor. Top içeri giriyor. Bak. Müthiş. Şimanski 6 maç 6 gol katkısı. Ceko 4 maç 6 gol katkısı. Tasi, e, Tadic 6 maç 5 gol katkısı. İrfan 6 maç 5 gol katkısı. Ya, ve içeride yani, bir hepsini tutturmuş Huzur ve mutluluk hakim. Altı alternatif var. Mesela ben bunu nereden anlarım biliyor musun? Hı. Batu şu ayı forma giyemiyor abi. Mutsuz olması lazım değil mi? İrfan Can golü atıyor. E, son maçta. Batu şu sevinirken İrfancan'ın taklidini yapıyor sahada. O da viral oldu mesela. Yani yedek kalan Batshuayi'nin dahi sahada o kadar mutlu olması Fenerbahçe'nin şu anda içeride huzura ve mutluluğa, pozitif bir enerjiye sahip olduğunu resmi bence. Batshuayi dahi o e, ne diyeyim saha içinde o kadar mutlu olabiliyorsa herkes mutludur zaten. Sonuna kadar devam ettirirlerse olur. Yani e, takım çok iyi. Sam? Jimanski, Jimanski evet. bu seneye imzasını atar. Fred dün bir tweet attım. Bazıları tepki gösterdiler ne? Ve, ve şundan da vazgeçtim artık yani. Fenerbahçe veya Galatasaraylı oyuncuları övmeyeceğim. Çünkü rahatsız oluyor insanlar. Yani Icardi ile ilgili hani 80'lerdeki Alman futbolcular gibi vurdu kafayı diyorsun. Fenerbahçeli tepki gösteriyor eee diye. E diyorsun ki Fred hani Bataryası bitmeden gelen yabancılardan diyorsun. Dökülüyordu sahada diyor. Bakıyorsun Galatasaray çıkıyor. Ona bakıyorsun Fenerbahçe. Yani arzu etmiyorlar. Hani gaz evet. ağrına gidiyor Fenerbahçe'nin methedilmesi. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın met edilmesi. Ben Beşiktaşlı olarak Beşiktaşlıları eleştirdiğim zaman derdin ne diyorlar. Met zaman neresini methediyorsun diyorlar. Dolayısıyla kulüp başkanlarının da kulüp yönetimlerinin de bu kitle yönetiyor. Ama şu var. Fred, Jimanski... Bu adamlar. Türkiye şöyle. Artık abi benden bu kadar. Koşmam artık. Parayı alırım takılırım. Fred öyle bir adam değil. Cimanski öyle bir adam değil. Ve bu adamların ikinci satışları olacaktır. Para Şirin kazandıracaktır. Belki olmaz da Jemaskı'nın olur ama. Çok ya, net. Ya Fred de sen şampiyon olur. Gelir. Tabii canım şampiyonluk Arabistan, getirsin. Arabistan der ki hadi gel tak alır parayı verirsin oraya. Hiç sorun yani. olmaz yani. Çünkü UEFA'ya girecek Suudi Arabistan. Net. Kesin tartışmasız bugün buraya not düşüyorum. Dolayısıyla iyi bir takım Fenerbahçe. Osterwold'e iyi oynatmamış mesela. Gayet geçen sene oynarmış. Tabii canım. Yani. Cekon'un attığı gol, Cengiz'in attırdığı gol. Yani bu da bir kas hafızası. Zihinsel olarak bir şeyleri tekrar hatırlamalıyım. Zaten Ceko golden sonra Cengiz'i işaret etti. Çok açık şekilde. Spiker de anlayamadı savunmaya mı çarp diye. Yok adam araya kafayı sokmuş. Tabii. Büyük golcülük. Vuruyor. Büyük golcülük. Pür golcü abi. Bu golü Cenk atar mesela Beşiktaş'ta ama Cenk'in sözleşmesi yok. Acaba bir 100 bin daha kırabilir miyiz? <laughs> ya Bu böyle pazarlı olmaz ya. Yani iyi takım ben çok şey yapacaklarını zannetmiyorum. E, aksayacaklarını zannetmiyorum. Tabii canım yani Samsun bence zor deplasman her takım için. Bir de 6 tane yerliyle çıktı maça iyi kazandı Fenerbahçe. Yani düdük çaldığında Fenerbahçe'nin kazanacağını anlıyorsun. Gidiyor. Ayağa pas. En son Avrupa Kupası maçında yanlış hatırlamıyorsam 26 pas mı 27 pas mı ne gol attılar. Oturmuş. Şu an en oturan takım evet, Fenerbahçe. Livakovic de herhalde geliyor. Kaleyi de garanti altına Ama bu alıyorlar. Bu kadar Yüzde ee, %100 ben daha önce de söylemiştim. Ceko kadar önemli transfer ya da Tadiç kadar önemli transfer, kaleci transferi. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa kalede de lideri olacak ama 6 e, Altay'ın da bu kadar e, linç çukuruna atılmasını doğru bulmuyorum ben. Harcandı. Ya yani Fenerbahçe kaptanı e, kaptanlığına getirildi. Geçen sene göklere çıkarıldı. Ondan önceki sene göklere çıkarıldı. Şimdi yerin dibine sokuyorsunuz. Taraftar tepki veriyor. Belki Altay oynamak istemedi ama mesela dün niye İrfancan Can oynadı? Anlayamadım. Ne oldu peki? İrfan Can mesela ilk yarı kaleden yanlış açıldı. Zamanlama hatası yaptı. O top gol olsa ne olacaktı? İrfan Can da gel kulübeye. Hadi o da gitti. Ya bu kadar kolay harcamamak lazım bence. Ee, kaptanlık verdiğin isimleri. Ya futboldan kör bir İyi bir örnek. <laughs> Yani futbol nankör bir oyun. Bir, bir, bir noktadan sonra senden vazgeçiyorlar. Yenisi evet. gelsin oluyor. Altay'ın ama Fenerbahçe'den ayrılması lazım. Çünkü Türkiye'de bu linç çukuruna düştüysen kolay kolay çıkamazsın. Hangi abi. takımda olursa olsun linç hissettiğin anda vedalaşacaksın tabii, oradan. Tabii net. Ve özellikle gençsen kendini ispat edebilecek çok yol var. Ya yani Parayı kazandım hayatımı rahatlattım falan demeden yürüyebileceğin çok yol ya. var. Yani bir şey söylemek istemiyorum iç meseleleri. Cesus Altay'a yaptıklarınız banadır. Ben giderim dediğinde herkes susmuştu. İsmail Kartal'ın da çıkıp bunu söyleyebilecek bir güce ihtiyacı var. Birkaç hafta sonra belki bulur bu gücü. Ama bu takım şampiyon olur. Bence olur bu takım şampiyon olur. İki tane takım var şampiyon olacak. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray. Aralarındaki oynayacakları maçlar çok belirleyici olacak. Tabii çok. Yani Pendik faciası, Kayseri faciası gibi facialar, geçmişte Akisar, Antalya, Aydın bir sürü facialar vardır Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın önünde duran. Böyle bir facialar yaşamazlarsa aralarındaki maç derbiler belirleyici olacaktır. Derbilerde de şu itibarla 1-2 olacakları gibi gözüküyor. Yani şu anki fotoğraftan bahsediyorum. Tabii tabii. Net. Net bir şekilde ortada. Ama geçen yıldan çok daha rekabeti, kalitesi yüksek bir Şampiyonluk yarışının bizi beklediğini düşünüyorum. Hakemler. Çünkü Fenerbahçe başka bir noktaya gitti. <laughs> Galatasaray şampiyon kadrosunun üstüne, hani yıldızlar çilekler ekledi. Evet. Daha da ekleyecek. Bence çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Mesela ben Yeter be ki kavga olmasın. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam, zira Türkiye Kupası'nda da çok asılmam ya da tamamen gençlerle çıkarım, gidebildikleri yere kadar gitsinler. Avrupa'ya da çok asılmam. Yani. Ligi'yi tek başına bu kadroyla nereye götürebilirim, bunun üzerinde bakarım. Fıkasa ile Fenerbahçe'nin şu kadro itibariyle zorunlulukları var. Kadroyu tamam. hepsinden sonuç almak istiyorlar. O zorlayabilir ikisini. Ama rotasyon yapabileceğin çok oyuncu var. Çok, çok fazla, iki alıyorsun, oyunun şeklini değiştiriyor. Hacı Ahmetovic'i oyundan alıyorsun, takım çöküyor. Tabii. Biri öne doğru güçlü hamle, biri savunmacı hamle çöküyor zor işi, ee, çok zor. İyi, iyi iyi heyecanlı yani geçen sene şunu belki Arda oyuna girse de bir futbol görsek durumu vardı. Şimdi var futbol var. Yani set oynuyorlar, açmaya çalışıyorlar. Fred çok iyi gerçekten. Ya, öyle bir takım kuruldu ki Mert Hakan futbola döndü ya. İşte Mert'i de kaldırdı yukarıya, İrfan'ı da kaldırdı İsmail yukarıya. İsmail'i de kaldıracak. İsmail de kaldı. İsmail çok iyi bir altın numara. Ferdi <laughs> öyle bir takım kuruldu ki Ferdi'yi konuşmuyoruz. Onu düşündüğümde biliyorsun <laughs> Ferdi yıldız gibi parlıyordu. Yani Ferdi Fer Ferdi'yi konuşmuyoruz. Ferdi fark yaratmıyor. Ferdi ortamın içerisinde bir tamamlayıcı pozisyonda. Ama çok yönlü bir takım yani Sağda oynayanlar, solda oynayanlar, kafayla gol atanlar, geri dönüp top alıp pozisyon hazırlayanlar, orta sahadan destek. Samsun kapandı. Kontralarla çıkmaya çalıştı. Fofona ile çıkmaya çalıştı. Yapabileceği çok fazla bir şey de yoktu. Tamam. Diyelim ve ile ilgili konuşalım biraz. We have Icardi, they don't. Yani, yani, <laughs> Galatasaray'ın cümlesi büyük bu. Yani büyük golcü. Çok büyük. Yani büyük ben 80'lerde 80 Alman milli takımı ne zaman hani işler çok kötü gitse bile biri çıkar bir kafa vururdu. Kaleci bakardı içeriden toplarlardı. Öyle bir adam. O bakasetasın avardalık yaparak kaçırdığı veya hayır ona foul yapıldı denilen pozisyon. Oraya girmiyorum tartışması çok yapıldı. Topu alıp götürüp oradan gol atmak da <laughs> dünyanın en kolay işlerinden biri değildir. O da bir golcü meziyetidir. İyi golcüler kaçırmaz. Orta golcüler %50 atar. Kötü golcüler orada kaçırırlar. E gelen ortaya kafa vurmak da önemli futbolcuların işidir. Kara maçında Cenk'in attığı, Taliskan'ın attığı, Lechkov'un birisi hatırlatmış. Sosyal medyada gördüğüm Almanya ağlarını attığı Bulgaristan forması ki o forvet değildir Lechkov. 9 numara değildir yani. Böyle goller var. Almanya'da Rudi Völler'in, Klinsmann'ın birçok golünü hatırlıyor. Hubeş'in, Dieter Önes'in. Adam çıktı kafayı penaltı noktasından zırt diye gönderdi. Yeter. Daha ne haps? Tabii canım. Icardi bir de geçen yıl da bu golleri çok attı. Derbilerde de attı. Daha müthiş bir karakter. Ama bir Galatasaray'ın eksikliği var. Müthiş bir gol. Yani çözemediği sorunları var. Ya şöyle, eee Torreira'nın yerine ya daha doğrusu yanına partnerini bekliyor Galatasaray onun dışında. Kim gelecek oraya? Dominguez'i istiyor. Çok büyük futbolcu Dominguez. Çok Domingiz. istiyor. Eee Arjan, Fenerbahçe Arjantinle... yaklaştı olmadı. Yani bitirebilirse zaten 10 milyon euroluk teklif net bonservis bedeli olarak e, yapılacak. Bologna'nın isteği 15 milyon euro. İtalyan kulübünü ikna edebilirse Galatasaray Torreira Dominguez ile oynamak istiyor. E, o zaman da zaten kadro tamamlanmış oluyor. Yani şu anda Hakim Ziyeh'in yeri zaten Mertens'in oynadığı bölge. E, Ziyeh'le alakalı da hani kas kolu sözleşme yapmış Galatasaray. <laughs> her yıl sezon bittiğinde Galatasaray'ın fesi hakkı var ve sözleşmeyi uzatma hakkına da sahip. Bir yandan da oyuncuyla alakalı sağlık ya da performans anlamında sıkıntı yaşarsa diye Galatasaray kendini garantiye almış. Tribünlerin içinden çıkması çok fantastik, çok güzel bir düşünce. Evet. Kimin aklına geldiyse Icardi fark ediyor, oyuncular şaşırıyor falan, davul çalıyor şey içinde, maç içinde. Ya güzel bir olay. Ee, Konuşturdu kendini. Yani Galatasaray da çok iyi bir takım kurduğunu düşünüyorum. Hele ki geçen sezonun üstüne böyle giderse daha da iyi olur. Daha çünkü bu denkleme Ziyeh girecek, Tete girecek, Kerem girecek, Zaha girecek. Dominguez gelirse. Dominguez girecek, Ramos girebilir. Var mı, Var mı o ihtimal? Vallahi Ramos dört gözle izliyor Galatasaray maçlarını. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Galatasaray, 5 milyon euroyu da kabul ederse net ücret olacak gibi duruyor. Yani 10 milyon eurodan başladı. Şimdi 7,5-8 milyon euro bandında. Ama Şampiyonlar Ligi şartı var. Galatasaray Molde'yi elerse ya da belki yarın farklı kazanırsa Romanş maçına Ramos Ramos'u görebiliriz locada. Ya Galatasaray da büyük oynuyor. Ya çok ilginç bir lig bizi bekliyor. Yani bence çok güzel bir futbol, e, kaliteli bir oyunun oynayacağı bir rekabet istiyorum ben. Kavga rekabet değil. Rekabet olmaz. İkisi kafaya giderler, diğerleri çok zayıf. Galatasaray Fenerbahçe Hayır, rekabet. Çok zayıf. Yok, Adana Demir de çok iyi ama tabii... Ya şöyle, Adana Demir iyi. Yani yine ba Başakşehir toparlayabilir, birileri gelir çıkar da çok büyük fark ama var. Ama yani. Emre Belezoğlu'nun çok umudu yok galiba ya. Yani bu hafta da kaybettiler ve zor bir sezon, zor bir yıl bizi bekliyor tarzında bir açıklama yapmış Emre Hoca. Kulüp ivmesini mi kaybetti acaba? Belki de. Ama ikinci haftada Emre Belezoğlu'nun bunu demesi e, çok parlak bir tablonun içeride olmadığını gösteriyor. Avcı geliyor diyorlar. Duydun mu bir şey? Başakşehir mi? Milli takımdan umudu kesti o zaman. <laughs> e yani artık milli takım bırakın da kunç bitirsin bu tabii iş canım. gidiyor yolda artık. Yani. Aynen öyle. Almanya ekibi 2004'ten sonra değiştirebilirsiniz ama bırakın gitsin adam yani tabii. burada ayıp olur artık bir daha bir noktadan sonra. Bu tabii nasıl finanse edecekler? Bakıyorum mesela Ali Koç geçtiğimiz yıllarda şey diyordu yani imkanlar bu bu doğrultuda bunları yapabiliyoruz diyordu. Şimdi herhangi bir şekilde imkan sky limit diyor. Yönetici evet. de çıkıyor maç sonrasın şey transfer, Ali Bey'e teşekkür ederiz diyor. Belli ki açtı e, ağzını. 300 milyon eurodan bahsediyorlar Sayın Başkan'ın. E, da herhalde e, gayrimenkul projelerinden beklenen gelir üzerinden projeksiyon yapıyor. Yani Türkiye'de zaten dövizden de diğer menkul kıymetlerden de daha hızlı toprak rantı olduğu için e, Erden Timur'da bir e, gayrimenkul e, yatırım ve girişimcisi olduğu için sanıyorum Galatasaray'da meseleyi onun üzerinden e, taşıyor ileriye. Yani projeksiyon o. Çünkü bilet paralarıyla, forma satışlarıyla, televizyon gelirleriyle falan bu paralar ödenmez. Net. Şampiyonlar Ligi. Yine zor. Kafa kafaya gelir. 30 milyon euro. Ama şöyle bir olay var. Tabii ki insanlar e, açıklanan rakamlara inanmıyor ya da güvenmiyor. E, ya Galatasaray'ın doğru dürüst bonservis bedeli ödediği bir Icardi var. Kerem var. Ya BBC Ziyeş'e ödendi diyor yazmış. Ne kadar acaba? 3.9 Ben artık yani muhasebecilik tarafından koptum işin de. <laughs> Ay sen ödedin ödemedin var hayal. Yani Ankara gücü tarihinin en büyük transferini yapıyor deniliyor. Bakın ben hani taraftarlar için Ben işin bir tarafında değilim. Tabii canım, e, belli o, 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 ki evet. Finansal Fair Play meselesi UEFA tarafından da rafa kaldırıldı. Yani sponsor var durumu nedir yani? Sponsor geçen sene niye yoktu? Mesela Burak Elmas döneminde niye sponsor yoktu? Ali Koç'un daha önceki dönemlerinde niye sponsor Şimdi sponsor niye var? Finansal Fair Play bunun neresinde? Ama aslında Galatasaray bunu kullandı. Yani mesela rahmetli Başkan Mustafa ben Cengiz döneminde Falcao'da vardı sponsor p transferinde. Hatta Ömer Bayram transferinde bile sponsor vardı biliyor musun? O zaman kulüpler şuna döndüler. Kulüpler eskisi gibi zengin, varlıklı, başkan olmayan iş adamlarının ve bu işe gönül vermiş insanların paralarıyla dönüyor. Yani toplam gelirlerle herhangi bir şekilde bir yere gidemiyoruz. E tabii ki yani, yani 1980'in hatta 90'ın öncesinde 90, mi? 90 öncesine milyon gittim. TL alıyorsun abi. Oraya 6 gidiyor. milyon euro. Evet. Şampiyon olduğunda aldığın para bu. Dövizin yani, bu noktada evet. olması sebebiyle. Mesele bu artık. Dolayısıyla burada e, yani sulh halindeki bir Fenerbahçe'de acayip paralarla acayip açık ara açar. Aynı şekilde Galatasaray'da Beşiktaş bunu yapar mı? Duruma göre. Bilemiyorum. Sonuçta orada da çok varlıklı insanlar var ama orada bir eğlence modunu açmak lazım. Beşiktaş'ta. Evet. Eğlence modunu. Eğlenceli bir Havalı bir kulüp haline getirmek lazım ama şu andaki yönetim bunu yapabilecek durumda değil. Hasan Arat Beyefendi'nin güçlü bir ekip kurduğu söyleniyor. Ben de duyuyorum. Bu güçlü ekibin gelecek seneden itibaren kongreden sonra e, atak yapabileceği kanaati oluşmuş durumda. Daha erken olursa daha iyi olur. Olmayacaksa da e, şu şu kafayla bir yere varılmaz. Yani Salih çok iyi top top oynuyor. Salih, Getson, Amir çok iyi üçlüler. Fecat... Aklı, aklım almıyor Türkiye'deki futbol ekonomisi benim. Çok aklım hakikaten almıyor. Bu arada konu değiştireceğim ama. Değiştir tabii ya. Federasyonu tebrik ediyorum Sebep? Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Yani dört takım da play-off maçına ha, çıkacak. E, dört takımın maçını ertelemeleri bence son derece doğru bir karar. Çünkü ülke puanına ve takımlarımızın Avrupa Kupalarında yer almasına net bir şekilde ihtiyacımız var. Bence federasyon uzun süre sonra gerçekten... Sorumluluğu attı üzerinden. Çok doğru bir karar vermiş. Elenirlerse de baba ben şey yapacağımı yaptım. E tabii. Öbür türlü ya evet. bizi böyle sıkıştırdınız. Cuma oynadık salı sonra tekrar perşembe. Ve yakın zamanda bu yanlış hatırlamıyorum. Ağlayacaklardı hepsi. Hollanda liginde falan da yapıldı yani. E, bu kararın alınmasına i̇şte hiç ben... kimse tepki göstermesin. Çok yakın zamanda Hollanda liginde de e, ya, bu karar Hacım. uygulandı. Ya erteliyorsun tepki, Ertelemiyorsun tepki evet. artık ya, yani geç bunları ya, ya. O yüzden bence hiç kimsenin Bak ben çok, çok muhalefet etmemesi çok gereken bir, şey bir karar. Çok bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada yazılanlar, çizilenler. YouTube'da konuşulanlar, tartışılanlar. Memleketteki 250 bin kişinin ötesinde değil. Ülkenin gerçekleri başka. Oralara takılmadan işini doğru yapacaksın. Rasyonel yapacaksın. Gider. Galatasaray ile ilgili söylemek istediğim şu. Dursun Bey'in açıklamalarını yadırgadım. <laughs> 73 yaşındayım. 50 yıldır futbol izliyorum. Bu kadar kötü hakem performans görmedim dedi. Şöyle eğer dursun bir hak vereceksek nefis bir ülkeymiş burası. Daha önce bu kadar kötü bir şey olmamış. Çok bana, olmuş. bana garip geldi. Çok garip geldi. Gereksiz hakem geldi. Hakem kötü müydü? Bence de kötüydü hakem kötü ama, ama hakem ee, iyi dediği yıllarca unutulmaz bir <laughs> ülkede ne kaoslar oldu? Oo. Neler oldu? Neler ortalıklar birbirlerine girdi. Yani ee, o garip geldi. Bence hiç bu meseleye girmemesi lazım. E, çünkü Fenerbahçe tarafı diyor ki algı yapıyorsunuz. Evet öyle gözüküyor öyle gibi gözüküyor. Yani bir şey yok Galatasaray. Çok farklıydı Trabzonspor'da. Bunları... Kızması Trabzonlu dostlar bana ama Galatasaray maçı kazanırdı zaten. Şu tabii, veya yani. bu şekilde kazanırdı. Tabii tabii. Hani bu tekme atmış, o ayağını atmış falan. Bunlar eyvallah. Sert oynadı Galatasaray. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Hakem bunları görmedi. Trabzon'un da yanlışı var ama yani belli kazanır ya. Değiştirir yani. Fenerbahçe Samsun'da değiştirir. Beşiktaş kafayı kullansa değiştirir kullanamadı. Trabzon Taraftar isyanda haklı. Yok. Güzel birlik mi yoksa e, maceracı birlik mi bilemiyorum. Çok konuşacağız. Ee, biz konuşacağım çok konu var ama uzatmayalım istiyorum. Ee, biz izleyen herkese teşekkür ederiz. Ee, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>